Değerli dostlar güzel bir gününüz olsun, keyifli olsun, ruhunuzun, zihninizin ve bedeninizin merkezlendiği bir gün olsun. Bugün kibirle ilgili konuşmak istedim. Birçok insanın farkında olmadan kibir gösterip ve birçok mükafattan mahrum kaldığını biliyoruz. Kibir insanın kolay fark edebileceği bir davranış biçimi değildir değerli dostlar. Lütfen söylediğimi kalbinizde hissetmeye çalışın. Zihninizde kibirli olmadığınız konusunda çokça kendinize telkin verebilirsiniz. Fakat bir insan kendinin kibirli olup olmadığını bilemez. Kibri ancak etrafındaki insanlar tarafından kibirli olup olmadığı bir insanın anlaşılır. Bu sebeple kibirli olan insanlarda daha katı bir görünüm vardır. Yüzlerinin rengi ile vücutlarının rengi birbirinden farklıdır. Kibir gösteren insanların genellikle önüne sürekli engel çıkaran insanlar çıkar. Kibir gösteren insanlar belirli zamanlarda zayıflatılarak etrafındaki bütün insanlara aslında göstermiş olduğu bu katılığın aslında gerçekçi olmadığı anlatılır. Eğer kibirliyseniz sevgi ve şefkat konusunda yoksunluk çekersiniz. Kibirli olan insanlar genellikle bir işi çok iyi yaptığını veya bir halde kendinin hatasız, yanlışsız, günahsız olduğunu düşünürler. Oysa ki kibirle ilgili olan kısımda kendini ehlileştirmiş, kendini ıslah etmiş olan insanlar her an, her dakika, her şeyin olabileceğini, yaptığı bir şeyde doğrunun veya yanlışın birçok defa değişebileceğini kabul ederler. Hepimizde kibirle ilgili gerçekten ciddi rahatsızlıklar vardır. Ve kibirimden Allah'ım sana sığınıyorum. Kibir enerjisini sevgiyle topraklıyorum. Kibir enerjisini idrak ederek kibirlilik hayatımdaki enerjimi sonlandırmayı seçiyorum. Her şeyin doğrusunu ve yanlışını yaşayarak ilimlenerek veya bilimlenerek algılamayı ve idrak etmeyi seçiyorum gibi cümlelerle kibir, kibirli davranışlarınızın farkında olabilirsiniz. Kibirli olduğunuzda aslında bir şeyin olasılıklarını kapatırsınız. İnsanın bu tarz davranışları aslında kainatın içerisindeki birçok çözüm yolunun olduğunun farkındalığını yaşatır. Fakat kibirlilik biraz tarafgirliktir. Kibirlilik sadece insanın kendi bildiklerinin üzerine başka bir bilginin olmadığını kabul etme halidir. Kimi zaman e, sahte kibir dediğimiz yani insanın aslında doğruları bilip ama kendi doğrusunun üzerine bir şey kabul etmeyip ve ona inanıp bir süre sonra gerçekliği unutma şekli de vardır. Lütfen kendinizi sevgiyle kabul edin. İlk önce insanın kendini kabul etmesiyle başlayan ve yolculuk esnasında ise kalbinin güzelliklerini açığa çıkarak, zihnin elastikiyetinin açığa çıkarak, bedensel davranışların hoşgörüye ve tevazuya ulaştığı bir yol vardır. Fakat kibirlilik hali bütün mükafatların önüne bir set gibi, bir duvar gibi kapanma halidir. Siz kibirli misiniz, değil misiniz onu bilemezsiniz. Siz mütevazi misiniz, hoşgörülü müsünüz bunu siz bilemezsiniz. Bunu işlerinizin ne kadar düzgün gittiğini, ilişkilerinizin ne kadar düzgün gittiğini, yaşamınızda ne kadar yorulup yorulmadığını size bunu söyleyebilir. Her insanın kimi zaman kibirine yenik düştüğü, kimi zaman egosunla savaşıp, e, yorulduğu çok zaman vardır. Eğer bunlar gelip geçici şekliyle devam ediyorsa bu normal bir akıştır. Fakat bu merank gibi sürekli aynı yerlerden sınanıyorsanız lütfen kibir enerjisinin dağılması için tövbe edebilirsiniz, olumlama yapabilirsiniz, idrak isteyebilirsiniz, ilim isteyebilirsiniz. Bununla ilgili birçok kitap okuyarak bu enerjinin dağılması için emek ve çaba sarf edebilirsiniz. İnsanlar birçok davranışının farkında olabilir ama kibirli davranış kolay farkındalık haline gelebilecek bir enerji değildir. Kibir gizlidir, kibir saklıdır. Kibiri anlamak için gerçekten insanın belirli bir mertebeye gelmesi gerekir. Eğer ki kendinizin katı olduğunu, akışa teslim olamadığınızı, olan olayları sevgiyle alıp kabul edemediğinizin farkındaysanız, Büyük ihtimalle kibir enerjisi sizde aktiftir. Efendim hepimiz için söylüyorum. Kibrin sevgiyle şifalanmasına, kibir enerjisinin yerine sevgiyle alıp kabul edebileceğimiz bir enerjimizin olmasını tüm kalbimle diliyorum. Sevgiyle kalın.